Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün önümde görmüş olduğunuz TV klavyesini, hatta bununla birlikte TV mouse'u da demeliyim. Bu ürünümüzü birlikte inceleyeceğiz. Logitech Media K400 Plus'ı gelin birlikte yakından inceleyelim. Hemen ben bir kutumu açayım. Kutumun içerisinden neler çıkıyor sizlere de aktarayım. Evet, kutumuzu açtık. Ürünümüz bizi direkt olarak koruma kılıfıyla birlikte karşıladı. Hemen şöyle ürünümü bir çıkartmak istiyorum. Ürünümü kenara alayım. Kutumun ön tarafında da zaten USB olarak belirtilmiş Tipa girişli USB'miz de kutumuzdan çıktı. Hemen şöyle alt tarafında ise kullanma kılavuzumuz ve garanti belgelerimiz de yerini almış. Hemen şöyle ben bir ürünümü açmak istiyorum. Şöyle poşetinden bir kurtulayım. Kenara koyayım poşetinde. Şöyle ürünümüzü görelim. Ürünümüz direkt aldığım gibi çok hafif olduğunu söylemek istiyorum. Hafifliği de bizim için artı bir avantaj olacaktır. Çünkü televizyon izlerken bizlere zorluk çıkartmayacaktır. Hemen isterseniz ben ortalığı bir toplayayım. Sonra tasarımsal detaylarına yakından bakalım. Evet, masamı topladım. Tekrardan karşınızdayım. Ürünümüzü tasarımsal olarak incelemeye bir başlayalım. Öncelikle klavyemizin tuşlarından başlamak istiyorum. Tuşlarımız düşük profilli bir şekilde tasarlanmış. Şöyle mikrofonun önünde sizlere de test etmek istiyorum. Klavyenin tuş seslerini siz de duymaya çalışın. Duymaya çalışın dedim çünkü oldukça sessiz çalışıyor ve hissi de oldukça güzel. Hemen şöyle klavyemin sol üstüne bakmak istiyorum. Sarı bir tuş var alışık olmadığımız. Burada da sol klik yapabildiğimiz, yani klavyemiz üzerinden bir mouse tuşu bulunuyor diyebilirim. Hemen sol elimizin üstünde. Hemen klavyemizin sağ tarafına da geçmek istiyorum. Sağ bölmemizde medya tuşlarımız bulunuyor. Öncelikle yukarıda ses kapama açma ve ses seviyemizi yükseltme tuşumuz da bulunuyor. Alt kısmında ise touchpad'imiz de konumlanmış. Touchpad'imiz de zaten gördüğünüz üzere oldukça şık ve güzel. Hem sol klik hem sağ klikimiz var. Ortası zaten dokunmatik olarak yerini alıyor. Klavyemizin üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısmına geçtiğimde ise bir kapama açma tuşumuz bulunuyor. Ürünümüzün arka kısmına da geçeyim. Arka kısmına geçtiğimde ise 4 adet kaymaz pedimiz bulunuyor. Bunlar da ürünümüzün elimizin altında kaymaması için yapılmış. Hemen ortalık kısmına geldiğimde ise burada da pillerimizi yerleştirdiğimiz kısımda burada yerini almış. Şöyle sizlere açıp da gösterebilirim. Oldukça kolay bir şekilde çıkartılıp takılabiliyor. İsterseniz hemen bir teknik kısma da geçeyim. Ürünümüzü sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ürünümüzü kullanabileceğimiz mesafemiz 10 metre gibi bir mesafe. Bu da sizlerin televizyon karşısında keyfinizi hiçbir şekilde bozmadan oturduğunuz yerden web sitesine girip sevdiğiniz filmleri izleyip sesini kapatıp açabildiğiniz bir ürün bizleri karşılıyor. Çekim mesafesi oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Klavyemizin tıklama ömrüne değinecek olursam da tuşlarımızın 5 milyon tıklama ömrü var. Touchpad'imizin boyutuna gelecek olursam da 3,5 inçlik bir boyuta sahip. Bu da rahatlıkla buradan kontrol edebileceğimiz anlamına geliyor. Ürünümüzün pil ömrüne de değinmek istiyorum. Uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor. 18 aya kadar bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ürünümüzün boyutlarına gelmek istiyorum. Çünkü salonlarımızda ne kadar yer kaplayacağını sizlere belirteyim. Öncelikle uzunluğuna geldiğimde 354 mm'lik bir uzunluğu mevcut. Bunun yanında genişliği ise 140 mm. Bence oldukça ideal boyutlara sahip. Bunun yanında ise oldukça hafif olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Orta sehpalarınızın üzerinde, hatta koltuğunuzun hemen yanında da çok rahat bir şekilde yerinizden kalkmadan televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Benim fikrimi soracak olursanız da en güzel yanında aynı ürün içerisinde hem mouse hem klavye olması benim çok hoşuma gitti. Bütün işlerimizi buradan rahatlıkla halledebiliyor olacağız. Bir laptopun önü gibi adeta. Zaten ekranımızda televizyonumuz olacak. Kullanım kolaylığı açısından benim oldukça hoşuma gitti. Zaten batarya süresi de oldukça fazla. Bizleri sürekli pil değiştirme gibi zahmete sokmayacaktır. Bu yönüyle de ben ürünü beğendim. Son olarak da ürünümüzün hangi platformları desteklediğini sizlere aktarmak istiyorum. Windows, Chromos ve bunun yanında ise Android'de tam olarak uyumlu çalışıyor. Evet, benim ürün hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Ürünün satın alma linkine ve daha fazla detayına aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabiliyor olacaksınız. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.